Sinek öldürdüm. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Emre Genç ben. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzunca bir aradan sonra telefon videolarımıza geri döndük. Bunu yorumlarda da görüyordum. Zaten istiyordunuz. Ben de madem elimde bu kadar faydalı olabileceğini düşündüğüm bir fırsat geçti. Bunu videoya alıp sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda arkadaşlar ekrana kırık olan bir cihaz görüyorsunuz. Cihazın ekranına herhangi bir şekilde görüntü gelmiyor. Ve cihazda şifre olduğu için biz buradan bilgilerimizi alamıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu tabii ki de sizin de aklınıza gelmiştir. Cihazı açtınız. Ekrana görmenize gerek yok. USB kabloyla bilgisayarıma bağlıyorum. Bağladığım zaman arkadaşlar burada cihaz Samsung Galaxy E5 olduğu için Galaxy E5 olarak ismi gözüküyor. Tıklıyoruz ama içerisindeki bilgilere ulaşamıyoruz. Cihazda şifre olduğu için eski telefonlarda bu kadar fazla güvenlik önlemi yok ama bu tarz cihazlarda cihazda şifre olduğu için bilgilerimize ulaşamıyoruz. Biz arkadaşlar bugünkü videomuzda maalesef çoğu telefoncu bilmediği için her ne kadar yapılamaz dese bile veya bilenler de ekran değişimi yönüne gidip ekran değişiminden para kazanmak yolunu izlediği için maalesef siz bilgilerinizi alamıyorsunuz ve gözden çıkarmış olduğunuz atıl durumda olan bir telefonda bilgileriniz orada hapsolmuş oluyor. Arkadaşlar ben bugün şundan bahsedeceğim. Elinizde mutlaka eski bir cihaz varsa ve siz bunun içerisinden bilgilerinizi almak istiyorsanız bu kesinlikle mümkün. Sonuçta bir teknolojik bir cihaz, bir insan tarafından üretiliyor ve yapılamayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu konuda bunun bilincine varırsanız, siz sadece bir son kullanıcı da olsanız, sadece WhatsApp ya da Instagram'da gezmek için bir telefon sahibiyseniz bunu sizler de başarabilirsiniz. Çünkü yapamayacağınız bir şey yok. Burada önemli olan nokta, anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Keşke herkes aynı telefonu kullansaydı, ben burada direkt sizlere bunun birebir şekilde yöntemini gösterirdim. Ancak ben bu cihaz üzerinden bir anlatım gerçekleştireceğim. Sizin cihazınızın marka modeli farklı olabilir. O da buna zaten çok yakın bir yöntem olduğu için siz bunu izleyerek zaten idrak edebileceksinizdir. Burada önemli olan nokta, ilk önce benim söylediklerimi dinleyeceksiniz. Daha sonra ise bunu yapmaya karar verdiğinizde kendi telefonunuzla birlikte videoyu açıp adım adım uygulayacaksınız arkadaşlar. Evet, şimdi burada güvenlik önlemini nasıl aşabiliriz? Arkadaşlar cihazın ekranını görmüyoruz ve ekranda şifre olduğu için bilgisayara bağladığımızda bu şekilde bilgileri de göremiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Biz burada arkadaşlar güvenlik önlemini aşacağız. Bunun için bir tane custom recovery ihtiyacımız var. Arkadaşlar telefonumuza TWRP dediğim TWRP yani custom recovery yüklememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar önemli bir nokta, bu söylediklerimi siz son kullanıcı olarak ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunlar sizi kesinlikle ürkütmesin. Mesela ben zamanında hiç bilgisayara format atamazdım. Format kelimesi benim ilk duyduğum kelimelerden bir tanesi olduğu için bana ürkütücü ve korkutucu geliyordu. Burada kesinlikle böyle bir kaygınız olmasın. Telefon çökebilir ya da bilgisayar bozulabilir bu tarz şeylerde, hiç önemli değil. Sırf benim sadece kendi kullanmış olduğum telefonlarım bile 300 kere, bana yapmam için gönderilen telefonlar ise 700 kere çökmüştür arkadaşlar. Buradan edinmiş olduğum tecrübelerle birlikte sizlere burada kırık ekranlı bir telefondan nasıl bilgiler alabileceğinizi göstereceğim zaten. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu telefon E5 olabilir, sizin telefonunuz S7 olabilir, S8 olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir Android cihaz için başlıyoruz. Google'a giriyorum arkadaşlar, oradan YouTube'a geçiyorum. YouTube arama kısmına şunu yazmam gerekiyor. Mesela SCDH örneği üzerinden gidelim. Başlayalım arkadaşlar. SCDH TWRP yazdım, enterladım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hem yabancı kaynaklardan hem de Türk kaynaklardan SCDH'in TWRP olduğunu görebiliyoruz. Siz buradaki yöntem sayesinde cihazınızı TWRP'ye yüklemeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar benim kendi videom bile var. Yani mesela benim elimden geçen telefonlarda SCDH, S8, Note 8, J7 Prime, S3 Mini bile var arkadaşlar. Elimden geçen tüm telefonlar için ben TWRP yüklemekle ilgili videolar paylaştım zaten. Eğer sizin telefonunuz için TWRP yükleme söz konusu değilse bununla ilgili ilerleyen günlerde web sitemde bir yazı paylaşırım. Oradan sizler de farklı bir yöntemi deneyebilirsiniz. Ama TWRP yönteminin sizin cihazınız için de var olduğunu ele alırsak buradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu cihaz E5 olduğu için ben E5 TWRP olarak değiştiriyorum. E5 TWRP yaptık ve bu görmüş olduğunuz gibi burada E5 içinde TWRP mevcut arkadaşlar. Videolar yabancı olabilir. Yabancı olması hiç önemli değil. İsterseniz videonun sesini kapatıp da izleyebilirsiniz. Sonuçta orada anlatılan şey sadece nereye tıklamanız gerektiği arkadaşlar. Basit bir şekilde tıklamanız gereken yerlere tıkladığınız takdirde kendi cihazınız içinde bunu yapabilirsiniz. Gelelim önemli olan noktaya. Arkadaşlar burada ekran açık bir şekilde size anlatım gerçekleştirecekler. Ama siz burada ekran kapalıyken bunu yapmayı başardığınız takdirde benim yöntemimle cihazınızdan fotoğrafları alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda olmasa da ben şimdi buna kısa bir şekilde hemen TWRP yükleyeceğim. Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar sizlere Odin adında bir programdan bahsedecekler. Samsung cihazlar için farklı bir marka modelde olabilir. Onların flash damar arayüzü farklı olabilir arkadaşlar. Biz Samsung üzerinden gidiyoruz şu anda. Açıyorum arkadaşlar programı.
Ve burada AP kısmındaki tiki görüyorsunuz. Tekrardan hatırlatmak isterim ki burada korkmanızı gerektirecek herhangi bir şey bulunmuyor. Şu arayüzü ilk defa görmüş olabilirsiniz. Bu sizin için sıkıntı olmasın. Buradan AP kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan masaüstüne geliyorum. Masaüstüne geldikten sonra bahsetmiş oldum. Size de zaten videoda bu tarz dosyalar verecekler. O dosyaları seçeceksiniz. Buradan TVRP'mi seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra şuradaki itcom kısmı var. Buraya com dosyasının gelmesi gerekiyor. Tabii siz burada ekranı görmüyorsunuz. Ekranı görmemek sizi kesinlikle korkutmasın. Şimdi bu cihaz zaten açık. Alttaki ışıkların yandığını görebiliyorum. İlk önce cihazı kapatacağım arkadaşlar. Cihazı kapatmak için güç tuşu, ses arttırma tuşu ve ses kısma tuşu. Bu 3 tuşa aynı anda basılı tutacağım. Basılı tuttuğum takdirde arkadaşlar cihaz bir titreme yapacak. Titreme yaptıktan sonra anlayacağım ki cihaz kapandı, hemen yeniden başlıyor. Yeniden başlarken de ben o sırada cihazı download moda almam gerekiyor ki bu TVRP'yi telefonuma yükleyebileyim arkadaşlar. Bunun için ise tam 3 parmağım bunun üzerine yerleştirmişken telefon titrer titremez parmaklarımı hızlı bir şekilde çekeceğim. Daha sonra güç tuşu, orta tuş ve ses kısma tuşunu aynı anda basılı tutacağım. Ta ki bir titreme hissedene kadar. Şimdi başlıyoruz. 3 tuşa birden basılı tutuyorum arkadaşlar. Şu anda titremesini bekliyorum. Titredi. Hemen elimi çekip arkadaşlar güç tuşu, orta tuş ve ses kısma tuşunu aynı anda basılı tuttum. İkinci bir titremeyi bekliyorum şu anda. Evet, ikinci bir titreme geldi ve parmaklarımı bıraktım. Şimdi ben bunu nasıl görebiliyorum da siz neye tıklamanız gerektiğini nasıl bilemiyorsunuz? Bunu şu şekilde söyleyeyim. Ben daha önceden çok fazla deneyimlediğim için bu durumu şu anda ekrana neyin gelip gittiğini zaten hafızamda görebiliyorum. Bunu sizlerin de rahat bir şekilde anlayabilmesi için zaten yan tarafa bunun görselleriyle sizlere de desteklemeye çalışacağım. Şu anda arkadaşlar ekranınızda şu şekilde bir görsel çıkacak. Bu görsel çıktığında volume up, yani ses arttırma tuşuna bir kere dokunuyorsunuz ve cihaz download moda geçiyor. Bakalım geçmiş mi diye. Şimdi bilgisayarıma USB kabloyla bağladığımda şuradaki itcom kısmına arkadaşlar bir mavi ışık gelmesini bekleyeceğiz. Takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mavi bir şekilde COM4 şeklinde. Burada COM kaç yazdığının önemi yok. Bu mavi ibare geldiğine göre cihazımız download moda geçmiş ve flashlamaya hazır demektir. Şimdi arkadaşlar bu durumda da start butonuna basıyorum ve cihazıma yüklenmesini bekliyorum. Recovery yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Resetledi ve bıraktık. Şimdi cihazımı yeniden başlatacak. Burada da pass yazacak zaten. Bu pass yazısını gördükten sonra biz zaten cihazın açılmasını bekleyeceğiz. Bu durumda birazcık bekliyoruz. Tekrardan bilgisayardan ses geldiğine göre arkadaşlar cihaz yeniden başlıyor demektir. Kablomu çıkartabilirim. Arkadaşlar TVRP yüklemiştim bittiğine göre cihaz kendini başlatacaktır. Bu açık konumda kalan cihazı kapatıp TVRP moduna geçmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Burası her ne kadar anlamayabilseniz de dikkatli bir şekilde dinlediğinizde sizler de yapabilirsiniz. Çok basit. Ben bunu çok fazla deneyimlediğim için ekrana neyin gelip gittiğini görebiliyorum. Ama siz göremiyorsanız bu video sayesinde bunu görmeniz gerekiyor. Şimdi güç tuşu, ses kısma tuşu ve ses arttırma tuşu. Bunların üçüne birden aynı anda basılı tutacağım. Cihaz titreyerek bana geri bildirim verecek. Ben titrediğinde anlayacağım ki cihaz kendini tekrardan başlatıyor. Bu başlatma sırasında ben ellerimi hızlı bir şekilde çekeceğim. Çektiğim takdirde arkadaşlar güç tuşu, orta tuş ve ses kısma tuşunu aynı anda basılı tutacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. 3 tuşa birden aynı anda basılı tutuyorum. Titreme gelmesini bekliyorum. Elim de orta tuşun üzerinde hazır bekliyor. Ama dokunmuyorum ona şu anda. Titreme gelir gelmez çektim ve aynı tuşlara basılı tuttum arkadaşlar. Şu anda diğer bir titremenin gelmesini bekleyeceğim. Güç tuşu, orta tuş ve ses kısma tuşunu aynı anda basılı tutuyorum şu anda. Evet, diğer bir titreme geldi. Bu durumda ise arkadaşlar yan tarafta göstereceğim sizlere resmini bulursam. Burada download moduna tekrardan girmiş oluyoruz. Biz burada arkadaşlar ses kısma tuşuna bir kere basacağız. Telefon kapanacak. Kapanır kapanmaz güç tuşu, orta tuş ve ses arttırma tuşuna basarak TVRP'ye gireceğiz. Ve göreceksiniz fotoğraflarımıza buradan erişebileceğiz. Başlıyorum. Ses kısma tuşuna bir kere dokunacağım. Dokunur dokunmaz güç tuşu, orta tuş ve ses arttırma tuşuna dokunacağım. Ses kısmına dokundum. Aynı anda arkadaşlar güç tuşu, orta tuş ve ses arttırma tuşuna şu anda basılı tutuyorum. Bir 10 saniye kadar dokunmamız yeterli olacaktır. TVRP'ye girdiğinde titreşimle geri bildirim vermeyeceği için bunu bu şekilde anlayabiliriz. Ben şu anda girdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hep birlikte deneyelim. USB kablomu alıyorum arkadaşlar. Telefonuma bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi SME500H olarak cihazımız gözüktü. Bakalım şimdi fotoğraflara erişebilecek miyiz? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi telefonun cihaz hafızasına da ulaşabiliyorsunuz. MicroSD karta da ulaşabiliyorsunuz. MicroSD kart önemli değil zaten. Biz cihaz hafızasını buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ekranı şu şekilde sizler için büyüteceğim. İkonlar da çok fazla büyük. Şöyle biraz küçültelim.
Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazın bilgilerine ulaşabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranı kırık, hiçbir şey görmüyorum. Ama bunca yıldır yapmış olduğum deneyimler sayesinde ekran gözükmeden cihazın o an nerede olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ve ben bunu sizlere zaten videoda resimlerle de anlattığım için sizler de bunu tek tek uygulayarak anlayabilirsiniz. Ve bu şekilde cihazın bilgilerine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, bu konuda kesinlikle korkmanızı istemiyorum. Çünkü ben bu videoyu ilk defa izleyen birisinin ister istemez biraz ürküceğini düşünüyorum ama ürkmenizi gerektirecek kesinlikle bir şey yok. Bu kadar basit bir yöntem sayesinde cihazınızın hafızasına ulaşabiliyorsunuz. Bunu herhangi bir telefoncuya götürdüğünüzde maalesef yapamıyorlar. Yapabilecek kişi sayısı da çok az arkadaşlar. Kimisi yöntemi bilmiyor maalesef ama bu şekilde ekranı kırık bir cihazdan da bilgileri alabiliyorsunuz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gelin şimdilik de cihazın içerisindeki bilgilerden bahsedeyim size. Arkadaşlar, bu şekilde dosyalara ulaştınız. Hiçbir şey bilmiyorsanız dahi buradaki tüm klasörleri kopyalayıp bilgisayara atabilirsiniz. Ama sizin burada işinize yarayacak noktalardan bahsetmem gerekirse şu başında noktayla başlayan yerler zaten önemli değil. Bunları cihazın içerisinde siz dosyalarıma girdiğinizde göremezsiniz. Android klasörünün içinde önemli olan bir husus yok. OBB klasöründe yüklü büyük miktarda bir oyununuz varsa bunların dosyası olur. Oyunla da işiniz yok. Gelelim işinizin olabileceği yerlere. Burada arkadaşlar DCM dosyası var. Bu dosyanın içerisine girdiğinde kamera ikonunu görebiliyoruz. Yani burada kamera, telefonumuzdan çekmiş olduğumuz resimleri buradan görebiliriz. Farklı farklı albümler olabilir. Sizlerin oluşturmuş olduğu albümler yine burada gözükebilir. Onun dışında arkadaşlar download klasörümüz var. Bu klasörün içerisinde yine görmüş olduğunuz gibi birkaç tane video eriştim burada. Mesela SD Mate Pro indirmişim. Anneme crackli bir telefon temizleyici uygulaması indirmişim. Onlara kadar duruyor. Dosyalarımıza da erişebiliyoruz. Ve sizin işinize yarayacak diğer bir husus daha. Burada arkadaşlar Pictures klasörü. Pictures'ın içerisinde sizlerin oluşturmuş olduğu ve ekran fotoğrafı almış olduğunuz dosyaların konumları bulunuyor. Buradan da geri geliyorum. Daha sonra arkadaşlar burada önemli bir nokta daha. WhatsApp klasörü. WhatsApp klasörüne giriyorum. Burada medyaya tıklıyorum arkadaşlar. WhatsApp audio, WhatsApp doküman. Buradan zaten isimleri gözüküyor. Dokümanlara girdiğinizde arkadaşlar size gelen bir doküman varsa burada görürsünüz. Send klasörüne girdiğinizde sizin göndermiş olduğu dokümanları görebilirsiniz. WhatsApp resimlere giriyorum arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi sizlere gelen tüm resimleri burada görebilirsiniz. Sizlerin göndermiş olduğu resimleri de görmek isterseniz buradan send klasörüne girmeniz gerekiyor. Sizlerin göndermiş olduğu resimler de burada gözüküyor. Arkadaşlar, onun dışında burada videoya giriyorum. Yine sizlere gelen videoları burada görebilirsiniz. Sizlerin göndermiş olduğu videolar da burada olacaktır. Bu şekilde bilgilerinize ulaşabilirsiniz ve içerisindeki dosyalarınıza erişebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar son derece basit bir yöntem. Yeter ki bu videoyu sakin bir kafayla anlamaya çalışın. Anladığınız takdirde tüm işlem çok basit olacaktır. Sizlerin zorlanabileceği iki husus var. Bu hususların üzerine tekrar dönmek istiyorum. Siz burada TWRP yüklerken, TWRP yükleme işleminde ekranı kapalıyken nasıl gireceğini anlamayabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi sizlere anlatmış olduğum yöntem sayesinde gözleriniz kapalı dahi olsa tuşları hissederek oraya girebilirsiniz. Ben bunu zaten resimlerle de destekledim. Sizler bunu dikkatli bir şekilde dinlediğiniz takdirde bu başarıyı elde edebilirsiniz. Eğer bunu yapamazsanız benimle sosyal medyadan bağlantı kurarak belli bir ücret karşılığında bana gönderip yapmamı belki isteyebilirsiniz. İşlem yaparsam arkadaşlar isterseniz bir flash bellek gönderirsiniz, onu atabilirim vesaire vesaire. Bu şekilde sizlere yardımcı olabilirim. Veya bulut depolamaya göndererek sizlere yine yardımcı olabilirim. Eğer yapamazsam da, ki bu her cihaz için yapılabilecek diye bir şey yok, yapamazsam da sizlere gönderirim. Yaparsam da yine fotoğraflarınızla birlikte bozuk olan cihazını tekrardan sizlere gönderirim. Bu şekilde bir yol izleyebiliriz. Arkadaşlar, videom kısaca bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda bu arada katıl butonumuz geldi. Katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.